من مستعد عبد الواحد رستم سليمان اورستا درسی بابت کومالات کان بوت پولی چواری بنراتی بشی میجو دومین بش ک لکردستان چ اوکیا لکردستان لوتان بزمانی لاتین ترکی لو کتابکان شرع دخم استا شیمدی اورنجلر هپینز برابر شیمدی بکرسنز Şimdi ikinci bölüm sayfa 51'den başlayacak. Onlar da ikinci bölüm tarih ne var onları tek tek sizin için açılacağım. Şimdi sayfa 52'ci benim de 52 beynini açın. Kürdistan'daki eski şehirlerden. Şimdi Kürdistan'da eski şehirler çok olabilir var ise. Ama sizin kitaplarınızdan bu kadar şehir arz olmuş. Onları tek tek sizin için açılacağım. Şimdi bir bakın Erbil şehri. Erbil ilk defa Erbil şehri. Erbil şehri sayfa 52. Şimdi bir de bir bakın. Bu Kürdistan'ın haritası. Irak Kürdistan bölgenin haritası. Bir bakarsanız olabilir hepiniz yanınızda coğrafyada bunu okudunuz. Erbil şehri nereye düşmüş? Şimdi burada. Erbil şehri nereye düşmüş? Bu tarafta. İlk defa bir bakalım Erbil şehrini bir sizin için bir açıklayacak. Onu bir şerh edelim. Bakalım nasıl bir şehirde. Erbil. Erbil şehri Kürdistan'ın. Beraber benimle olur. Kürdistan'ın en önemli eski bir şehirdi. En önemli eski bir şehirdi. Geniş bir zamanda bir bakarsanız ilk defa 2000 miladiden önce Sumeri padişahı Urbil'in ismini gelmiş. Yani bu tarafta Urbil'in ismini gelmiş. Bu nasıl olmuş? Bir bakarsanız yani o Sumeri padişahı zamanı Erbil şehri varmış. Hayır, bazı sorur öğrencilerden. Ondan önce varmış bu şehir. Olabilir varmış. Bakalım aynı sizin kitabında ne söylüyor? Bak burada söylüyor. 6000 sene miladiden önce. Bu 2000 sene miladiden önce Sumeriler Urbil'in adı Erbil'e söylemişler, adı gelmiş. 6000 sene önce de burada tarihte eser kalmış ve Kürdistan'da insan yaşamış. Burada da belli. Ve bundan çok sayı şehirlerden, bu şehirden çok insanlar yaşamış. Bir bakarsanız niye Erbil'de çok insanlar yaşamış? Bakarsan deniz bu atraflarda çok. Bir yerde deniz çok olduğu zaman ne azı fazla olur? Bitkiler ve evler yapılır ve hayvanlar ve bahçeler çok olur. Şimdi eğer bakarsanız Erbil kalası, burada bir fotoğraf var. Erbil kalası. Niye Erbil'de bir kala var? Erbil kalası bir eseri yer. Onu Erbil gezmişse onu görmüştü. Oralarda ne kadar ev var, eseri yerlerden de daha belli olur. Önemli bilimler bunu dikkat edin. Şimdi biz size iki tarih verdik. 2000 miladiden önce, 6000 miladiden önce burada insan yaşamış. Şimdi burada bir savaş olmuş. Onu eseri ve yazısı kalmış. Nasıl miladiden önce 331 yıl miladiden önce 331 yıl miladiden önce padişahı hangisi Makedonya padişahı buraya gelmiş. Makedonya padişahı buraya gelmiş. Elkhimenidlerden hangi padişahtan Darius padişahından burada bir mantıkada Gugam ile bir savaş olmuş. Yani bakın
bu miladiden de önce en önemli bir savaş burada var imiş. Bu da sizin için Erbil şehri tarihte bir savaş olmuş. Bu da coğrafi yerisinden sizin için belli etti. Şimdi bir başka eseri tarihi de var. Burada aynı sizin kitabında belli olmuş. Erbil şehrinin Muzaffariye çöl minaresinin resmidir. Bu da aynısı tarihte bir çöl minaresi, bir eseri, bir yer şey olmuş. Bu şimdi açıkladığım sizin için öğrenciler bunu bakabilirsiniz. Sayfa 52-53 bu Erbil şehrini sizin için açıklıyor. İkinci şehir bakarsan Kerkük şehridir. Kerkük şehri. Erbil'den sonra Kerkük şehri gelir. Kerkük şehri nerede? Şimdi Erbil'i burası söyledik. İkinci defa, ikinci şehir, en önemli şehir. Buraya Kerkük şehri gelmiş. Bu ne zaman tarihte adı gelmiş? İlk defa bu şehrin adı Arapha. Eskiden Arapha gelmiş. O zaman hangi bakan bunu şey ettirmiş, bunu başkanti yapmış, bazı defa başkanti olmuş. Hammurabi başkanti bir şehir olmuş. Hammurabi hangi şehrinin bakanıymış? Bunu sizden eğer sorursam Sumerilerin bir bakanıymış. Yani Sumeriler eğer bakarsan birçok bir zaman bu Kerkük şehrini bir başkan gibi bir şehir gibi onu kullanıplar Hammurabi zamanından onları. Kerkük kalası. Şimdi eğer bakırsan aynı Erbil gibi bir önemli bir kalada var. Bir bakalım oğlum hepiniz. Şimdi aynı bir fotoğraf, aynı Erbil gibi bir kala var. Bir kala olduğu zaman o yer ne hesap olur? Bir eski bir tarihi bir yerlerden biri. Kerkük kalası. Önemli bir kala. Bir bakalım. Önemli bilgiler. Bir bakarsanız buradan. Kerkük eski zamanda en güzel, en iyi bir yer, tarihi yerindeymiş. Niye? Hammurabi, Sumeriler zamanı, şimdi tarihte onları çok zaman yapmış. Ama eskiden, şimdi yeni tarihe kadar buradaki insanlar sadece Kürtleri, onları çok sayısı bu Kerkük'te oturmuşlar. O insanlar orada savaş olduğu zaman sadece Bansı rejimi zamanından bunları köç ve enfer yapmışlar. Onların yerine bakın bura Arap yerleri. Arap yerlerinden onları buraya göç etmişler, yerlerine getirmişler. Bazı sorur, alaştırma. Öğrencinden Kerkük şehri şimdiki, eğer ben şimdi sizinden sorsam, şimdi öğrencilerden sorsam, şimdiki Kerkük şehrinden bir şey yazabilirsiniz. Bu evde beraber, her arkadaşlarla beraber bir şeyler, bu benim için bir şeyler yazabilirsiniz. Şimdiki, eskiden şimdi siz için açıkladım, şimdiki. Ama en önemli şeylerden biri Kerkük şehrine niye böyle savaş falan Kerkük'teki insanları göç etmişler, başka insanları buraya getirmişler. En önemlinden birisi bu dipte sizin için yazılmış önemli birinden Kerkük şehri ne var o içinde? Petrol zengini bir şehirdir. Petrol zengini bir şehirdir. Eğer bakarsanız petrol buradan Türkiye'ye hemen gider. Onun için burada o kadar savaş olmuş, insanları yerlerini değiştirmişler, göç ve anfal etmişler. Şimdi ikinci şehri de sizin için bittik. İlk defa Erbil şehri sizin için açıkladık. İkinci defa Kerkük şehrini açıkladık. Şimdi üçüncü şehire gelek. Üçüncü şehri aynı sayfa 55'ten Süleymaniye. Bir bakalım Süleymaniye coğrafyada
nerede, haritada nerede? Şimdi bu Süleymaniye. Nereye yakın? Sınırı İran'a yakın bir sınırdır. Kerkük hayır, yakın değil, Süleymaniye yakın. Ama Süleymani sınırı İran'a yakın bir şehirdi. Bir şimdi sizin için Süleymaniye'yi bir açıklayacağım sizin kitabında. Benimle beraber olun. Niye? Sosyal, sadece tarih. Beraber öğretmenle olursanız iyi anlarsınız. Eğer olmazsanız daha olabilir, anlamaya biraz şey. Kürdistan'ın en büyük şehri, büyük şehri onlardan biriydi. Bak ama bu şehir ne zamandan daha sesi çıkmış, böyle güzel bir şehir olmuş. Baban Emirliğin başkentiymiş. Yani ne zaman Baban Emirliğin zamanı. Minişin Baban zamanı bu önemli bir şehriymiş. Bu şehirde bakarsan ne şehirden yani onu adı çıkmış kültür ve idari kültür ve idari bir şehirdir. Kültür ve idari ve ticari de ticaret de hesap edebilirsiniz. Niye? Sınara yakın olduğu için şeytler. Ama onun da daha fazla Süleymaniye'de aynısından deniz de var. Deniz olduğu için de orada daha insanlar çok tarihten de oturmuş. Şimdi bir bakalım önemli bilimler. Burada siz için tahtada yazmışım ama kitapta daha size niye işaret ederim? Tek tek hepiniz bilseniz iyi olur. Sarı önemli bilimler. Süleymaniye şehri. Yeni tarihte. Bir baksanız yeni tarihte bu. Bu miladiden önce değil. Erbil gibi. 1784 yılında kim? İbrahim Baban Paşa'yı Süleymaniye İbrahim Baban Padişah'ı Süleymaniye inşaat etti. Kim etti inşaat? Bu etti. Ve 1920, o da yeni tarihten, 1920 tarihten aynı sayfada yazılmış Kral Mahmud, Şeyh Mahmud, Kral Mahmud o Süleymaniye'de bir kaç ay burada kral olduğu için onu da başkan, bu şehir bir başkan oldu. Şimdi üçüncü şehri de sizin için açıkladık. Dibde bir çalışma var. Süleymaniye şehri. Bunu beraber arkadaşlar bunu yapabilirsiniz. Hangi şehirden sonra Minişini Baban, Emeliği Babanı oldu? Onda aynı kitaptan bu size bir ödev olsun. Çalışın o kitapta şimdi açıkladım. Sizin için, benim için yazın. Arkadaşlar ikinci soruda arkadaşlarınızla beraber hepiniz tek tek benim için bazı adlar, bazı şiir koyunlar adlar, bazı önemli insanlar bu Süleymaniye'de çıktı. Bildiğin zaman benim için bir 4-5 tane de adını yazsanız çok iyi olur. Şimdi Süleymaniye'den de bittik. Üçüncü şehirden de bittik. Dördüncü şehre bir gelelim sayfa 56. Sayfa 56'da şimdi İmadiye. Bakalım şimdi burada İmadiye nerede? İmadiye, bir bakın Erbil, Süleymaniye nereye gittik? Doğuya. İmadiye şehrine gittik. Kürdistan'daki şehir birlikten bir nasıl bir yerdir? Bakın İmadiye şimdi o şehri biz burada bir fotoğrafta biz şerh ettiğimiz zaman bu bir eseri yakın kalmış. Yeni İmadiye böyle değil. Bu eseri bir yerdir. Onun için fotoğrafa eğer baksanız bir kala üstünde yapılmış.
Bu ne zaman yapılmış? Badinan emirliği başkenti olmuş. Badinan emirliği zamanından o zaman da başkentiymiş. En önemli bilgiden onu bilmeyin lazım burada. En önemli bilgiden bilmeyi lazım. Ne zaman? İmadi şehri. Şimdi o tarih eseri gittiği zaman bir bakın, onlara gittiği zaman ne şehirde var? Onların tarihi eserinden çok şeyler var. Nasıl yani? Giriş kapısı, yani şehir giriş kapısı ve çıkış kapısı ve sadece onlardan da cami. Niye? Baban zamanında, o zaman Müslüman insanlar çok varmış o zamanlarda, camiyi kullanmışlar, bir büyük cami de orada var. Başkasında da neler var? Okul var. Ama bizim okullarımız gibi değil. O İslami din okulları daha orada insanlar okumuşlar, onun da eseri kalmış. Şimdi dördüncü şehri de Kürdistan'daki olduğu sizin için açıkladım. Beşinci Halepçe. Buradaki en önemliden biri. Dikkat edin, bu tarihi bir şehir değil. Ama ismi tarihe gitti. Niye ismi tarihe gitti? Bir bakarsam bu Süleymaniye, Kerkük, bu Halepçe. Halepçe nereye yakın? İran'a yakın. Biz 1980'den 1988'e kadar İran'dan bir savaş oldu. Bu savaşta bir yerde savaş olduğu zaman, o zaman kim Irak'ta bakanlık yapıyordu? Baas rejimi, o zaman Saddam Hüseyin, o bu zamanda buralarda bakan idi. O Halepçe'de, bakın, Halepçe şehri ne zaman? 16 Eylül 1988 tarihinde oranı kimyasal bir bomba vurdu. Bir yere bir kimyasal bomba vurduğu zaman orada bir kariyet, bir insanlar hayatını kaybeder. Wow. İnsanlar hayatını kaybettiği zaman şimdi sizin için açıklarım. Bas en önemli de Halepçe. Şimdi bura eski bir ismi var imiş. Şimdi olabilir kullanmasınlar. Şarazür merkezine onları söylerler. Şimdi Halepçe'ye bir daha dönün. Halepçe'ye sizce açıkladım yerini. Söyledim Şarazür merkezine söylerler. En önemlisi de niye tarihe adı gitti bu tarihten sonra, onu söyledik. Bomba orada, uçakla bir bomba, kimyasal bir bombayı attılar. Ne kadar kişi orada şehit oldu? Olabilir sizinkinden çokları söylemez ama kitabınızda yazılmış. Ne kadar kişi orada şehit oldu? 5000 kişi şehit oldu. Yaklaşık 15.000 kişi de yaralandı. Bir yerde 5000 kişi şehit olduğu zaman 15.000 kişi de yaralandı. Bu insanlar asker miydi? Hayır, asker mi değildi. Nasıl bir insandı? Sivil bir insandı. Dikkat edin. Sivil bir insandı. Bu insanlardan 5000 kimler idiler? İlk defa çocuk ve kadın ve yaşlı insanlar çok var idi. Çok sizlerden televizyonları seyredirler, fotoğraflar falan şeyler. Orada hepsi tarihten bu. Bu insanlar, tüm dünya Halepçe'yi bu tarihten sonra Kürt'ün en önemli, en yaptığı şeylerden birisiydi. Kabuşehir, Kürdistan'ı dünyaya tanıttı. Kürdistan'ı tanıtlayan, niye o şiddet olduğu Kürtler için. Sadece bu tarihten de önce var idi. Bu tarih vahşi bir tarih ile insanlar
dünyada bunu belli ettiler. Şimdi Halepçe'yi de sizin için birkaç şey de açıkladım. Şimdi eğer sayfayı başka şeye yapırsam, şimdi başka altıncı şehre geleceğiz. Aşkın altıncı şehre geleceğiz. Onlardan da ne var? Ravandus şehri. Bir bakalım Ravandus nereye düşmüş? Ravandus şimdi Erbil şehre bir ilçedir. Şehre ait olan bir ilçedir Ravandus. Bakalım Ravandus tarihte varmış. Kim bana söyler? Bu indi şimdi belli olur. Soran ya bak. Soran eğilimlinin kalasının üstünde yapılmış. Bak orada Soran emirliği. Minişini Soran orada emirliği yapılmış. Bu an önemli. An önemli. Orada yapılmış. Çok savaş olmuş. Niye burada savaş olmuş? Bir bakarsan eğer buradan Ruslar gelince yol üstü burada savaş olmuş. Buradan Osmanlı Devleti gelipse burada savaş olmuş. Sorani Emirliği de bu tarafı çok bir zaman burada hukum bakanlıklar yaptı. Eğer bakarsan bakın Ravandus'un yeri nasıl bir yer? Bir üskek yer, bir kala gibi bir tepelikte şehir olmuş. O bir üskek yerden bir tepelikte o yapılmış. Bu şehri niye böyle yapmışlar? Bazınız şimdi sorsam sizden bu şehri niye böyle büyük yerde yapılmışlar bir kala gibi? Bu eğer bir savaş olursa o zaman o askerler buraya gelince yoksa o savaş olursa savaşta kim kazanır? O savaşlar gelenleri yok. Bu şehirdeki yeri üskük olduğu zaman onlar kazanırlar. Şimdi gibi uçak yokmuş da. Uçak olsaydı o zaman yeni silahlar kazanardı. Ama eski silahlar var idi. O eski silahlar da olduğu için yollar yok idi. Onun için çok bir zaman onlar kazandılar. Ama sonra Soraniba emirliği de kalmadı. O da daha Osmanlı'dan sonra, Osmanlı zamanından sonlarını bebeğini kalmadı. Bir bakırsan burada bir resim var. Burada bir resim var. O bir top o zaman da yapmış. Recep Usta o zaman bir top yapmış. O zamanın topu şimdi böyleymiş. Bu şimdi Ravandus şehrinin ortasında. Bu daha orada bir eseri bir şeyde kalmış. Arkadaş. Aşağıdaki resimde Ravandus'u bir bakarsan bir üskek bir yerde iki tarafı da boşluk yani oraya bir savaş olursa asker gelirse biraz çok zor. Eskiden şimdi nasılsa şimdi fark ettiler. Onun için önemli bilimler. Önemli bilimler. Niye söylüyorlar? Niye? Ravandus şehri bir üskek bir yerde yapılmış. Onun için bir üskek yerde yapılmış. Savaşta her zaman başkent, orada başkent, Sorani başkentiymiş. Her zaman onlar kazanırmışlar. Şimdi en son şehrimizden birisi kalmış. Zaho şehriymiş. Bakalım Zaho şehri nerede Zaho? Şu da Zaho şehri. Zaho şehri Badina'nın bölgesinden birisidir. Badina'nın bölgesinden birisidir. Tarihte çok adı değil. Ama çok savaş olmuş. Niye? Bakın, eğer bakarsan Osmanlı Devleti, Rus Devleti'nin buraya gelince yol üstü olmuş. Onun için çok savaş burada olmuş. Ama şimdiye kadar sizin için bir şey kalmış. Orada bir köprü var. O köprü Zaho'da Deler Köprüsü var.
O Deler Köprüsü şimdiye kadar var. Bazınız sizinden eğer oraya gitmişse bu tarihi köprüyü bir bakarsan güzel bir köprü. İnşaatı aynısı taştan yapılmış. Çok güzel bir köprü var. Şimdi bir önemlisi yeni yıllarda. Şimdinin zaho yeni yıllarda en önemlisi şey nedir bu? Sadece Kürdistan bölgenin için bir bakarsan Türkiye'ye en yakın ve en kapı Türkiye kapısı hangi kapısı? İbrahim Halil kapısı Zaho'da. Oradan Türkiye'ye gidersiniz. Bu bizim için bir patrol, iki ticaret, petrol, ticaret ve Avrupa Birliği'ne yakın. Yoksa tanıtmak, yoksa yolu, en yakın yolu Zaho'nun birisidir. Bir olardan bir şehridir. Şimdi buradan sizin için Kürdistan'daki eski şehirlerin hepsini daha teker teker bittik. Biriniz, bir sorunuz falan şeyi var ise hepsi burada sizin için açıkladım. Şimdi bir daha sizin için Erbil şehirleri, Yidiş şehirlerden Erbil şehirleri orada yerini söyledik. Kerkük, Süleymaniye, İmadiye, Halepçe, Ravandu, Zaho. Bakalım buradan Erbil, Kerkük, Süleymaniye, Halepçe, Ravandus, İmadiye, Zaho. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.